Şimdi ben paylaşayım acaba? Sözel olarak ilerleyelim. Şimdi 6 ile 10 arasında ne dedik? 7, 8 ve 9 var dedik, değil mi? Peki eksi 5 ile eksi 1 arasında neler var? Onu söyleyelim. Hocam -4, -3 ve -2. Evet. Peki bunu bir paylaşayım. Sola doğru gidildikçe sayı doğrusunda sayı büyür mü, küçülür mü? Sola doğru gittiğinde küçülür. Eksileşir. Negatif. Küçülür. Yani mesela eksi 5 mi daha küçük, eksi 8 mi daha küçük? -5 daha küçük. Eksi 8 daha küçük değil mi sayı doğrusuna? Ne dedik? Sola doğru gittikçe sayı Hocam küçülüyor dedik. ona bakarsak en az borç 5 TL değil mi mesela? Ama bu ikisi arasında karşılaştırma yapıyorum ya. Bu iki sayı arasında karşılaştırma yaptığım için eksi 8 daha küçük diyorum. Mesela eksi 4 mü daha küçük, eksi 2 mi daha küçük? O zaman -4. Eksi 4. Yani sayı doğrusunda şu şekilde gösterecek olursak. Şurayı büyütelim. Sola doğru gidildikçe buraya negatif tam sayılar, sağa doğru gidildikçe de pozitif tam sayılar diyorduk. Tam sayıları hangi harfle gösteriyorduk peki? Videoda söyledi. Artı mıydı? Z galiba hocam. Z, değil mi? Z harfiyle gösteriliyordu. Peki kesirler bir tam sayı mıdır? Evet. Kesirler. Bir tam sayı mıdır? Emin Hocam misiniz? öyle değil mi? Tanımda ne diyor? Kesirsiz ve ondalık gösterimsiz olan sayılar tam sayıdır. Dedik, değil mi? İzlediğimiz videoda. Mesela 2 bölü 5 bir tam sayı mı? Kesir 2 bölü 5. Değil o zaman. Değil. Peki her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayı mıdır? Öyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela 2. 2 hem doğal sayı hem tam sayı, değil mi? O zaman her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır diyebilirim. Çünkü doğal sayılar kümesi sıfırdan başlıyor, sonsuza kadar devam ediyor. Bu anlaşıldı mı? Neden böyle dedi? Evet. Hocam bir Tamam. ben mi varım derste? Efendim? Ben mi varım? Bakalım kimler var? Azra ile Reyyan da var. Hocam Reyyan Reyhan. ve Azra. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Buraya kadar. Evet hocam. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Ne dedik? Yönlü sayılar dedik. Evet, bunu dedik. Ses. Peki mutlak değer ne demek? İki şeyin orta bir tane hocam mesela bir şeyin ortası hocam mutlak. Sıfıra olan uzaklığa mutlak değer deniyor, değil mi? Mutlak Evet. değer sayının iki yanına bir çizgi göstererek şey yapıyoruz, mutlak değeri gösteriyoruz. Mesela eksi 5, mutlak eksi 5 ne diye çıktı? 5.
artı 5 diye çıkar değil mi? Yani negatif tam sayıların mutlağı her zaman pozitiftir. Çünkü mutlak değer sıfır olan uzaklıktır. Uzaklık hiçbir zaman negatif olamaz. O yüzden negatif tam sayıların mutlak değeri her zaman pozitiftir dedim. Yani mesela mutlak eksi 3 ile artı 3 birbirine eşit değil mi? Peki, karşılaştırmada daha demin yaptık. Mutlak eksi 2 mi daha küçük yoksa eksi 2 mi daha küçük? Hocam bence eksi 2. Eşit. Bence ikisi de eşit hocam. Ama ne dedim? Mutlak tam sayıların mutlak değeri her zaman pozitif çıkar demiştim. O yüzden mutlak eksi 2. Artı 2 diye çıkacağı için eksi 2 artı 2'den daha küçük değil mi? Çünkü sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayı büyüyor, sola doğru gidildikçe sayı küçülüyor dedim. Peki, eksi 15 mi daha küçük, eksi 29 mu daha küçük? Eksi 29. Eksi 29 daha küçük. Kevser hocam sesim geliyor mu? Evet geliyor canım. Benim tamam. Geliyor mu? Geliyor. Tamam. Şimdi sizinle bir oyun oynayalım. Hadi bakalım. Ya evet. Hocam ekranı bir büyütür müsünüz? Ekranı büyütürüm. Tabii ki büyütürüm. Şöyle. Kaç tanesi negatif tam sayıdır diyor. Eksi 18, artı 32, eksi 70, artı 25, artı 13, eksi 6. Kaç tanesi negatif tam sayıdır? 3 tane. 3 tane değil mi? Evet. Hı-hı. Doğru. Geldim ikinci soruma. 1250 TL gelir ifadesini gösteren tam sayı hangisidir diyor. A şıkkı artı 1250. Artı 1250. Gelir dediğim için artı diyeceğim. Gider artı. Deseydi mesela eksi diyecektim. Gider dersen eksi. Evet. Peki yukarıdaki M kümesinin elemanlarından kaç tanesi tam sayıdır diyor. Kümenin içindeki sayıları sayıyorum. Eksi 2, bu sefer pozitifi soruyor, unutmayın. Eksi 2, 0, eksi 4, eksi 1, artı 6, artı 7. Hocam şöyle artı 6, artı 7 pozitif ama 0 hiçbir şey değil. Evet, o zaman kaç tane pozitif tam sayım var? 2 tane. 2 tane. Hı-hı. Bismillah. Niye 3 tane demiş? Bu yanlış. 0 her zaman nötrdür. Büyük ihtimal hiçbir şey değil. Kabul etti. Hı-hı. Peki. Bir tane sıralama vermiş. Sıralamayı şimdi tek tek okuyacağım. Eksi 45 küçüktür. Eksi 29'dan. Eksi 29 küçüktür. 0'dan. 0 küçüktür. Eksi 8'den. Eksi 8 küçüktür. 14. Sıralamanın doğru olabilmesi için hangi tam sayılar yer değiştirmelidir? A şıkkı 0 ile eksi 29. B şıkkı eksi 29 ile eksi 45. C şıkkı 14 ile 8, eksi 8. D şıkkı 0 ile eksi 8. Hocam bir daha alabilir miyim? Tabii ki. Sıralamayı şu an tekrar okuyorum. Eksi 45 küçüktür. Eksi 29 küçüktür. 0 küçüktür. Eksi 8 küçüktür. 14. Hocam ben bunu ekranda göremiyorum ki. Ekranı göre paylaştım diye biliyorum ama. Büyüttüm çocuklar.
Tekrar söyleyeyim isterseniz. Eksi 45 küçüktür eksi 29'dan. Bu kısım doğru değil mi? Eksi 45 eksi 29'dan küçük. Evet hocam. Doğru. Eksi 29 küçüktür 0'dan. Evet. 0 küçüktür eksi 8'den mi peki? Hayır. Eksi 8 mi daha küçük? Hayır. Değil mi? O zaman 0 ile eksi 8 yer mi değiştirmesi gerekiyor? Yer değişmedi. Gerek? Aynen öyle. Geldim buna. Bir tane sayı doğrusu var. Nasıl yapayım bunu? Sayı doğrusunu şimdi kalp var. Kalp eksi 90 üçgen eksi 100 kare. Diyor ki kalp, üçgen ve kare sembollerine karşılık gelen tam sayı değerleri hangisi olabilir? Şimdi eksi 90'dan küçük olacağı için eksi 85 olabilir mi kalp? Eksi 85 eksi 90'dan daha büyük değil mi? Aha. Peki. Üçgen eksi 90 ile eksi 100 arasındaymış. O zaman üçgen yerine ben eksi 85 mi yazmalıyım? Eksi 95 mi? Eksi 85. Eksi 85. 5 mi? Emin misiniz? Sayı doğrusunda bence sorun hocam 90. Gidiyor. Bence eksi 95 yazılmalı. Değil mi? Çünkü sayı doğrusunda sola doğru gidildikçe sayı küçüleceği için eksi 90 ile eksi 100 arasında ben eksi 95 yazmalıyım değil mi? Eksi 85 çünkü biraz daha şeyde kalıyor. Öbür tarafında kalıyor eksi 90'ın. O yüzden cevabıma ne dedim? Bismillah. Niye böyle oldu? Eksi 95. C'yi kaçırdık çocuklar. C de vardı. Olsun. Soruyu şey yapalım. Şimdi birinci kısımda sıfırın sol tarafı var. Sıfırın sol tarafı her zaman neydi? Negatif sayılar. Negatif sayılar. Sıfırın sağı? Pozitif. Pozitif tam sayılar. Peki hepsine ne diyorduk biz? Tam sayı. Tam sayılar. O zaman cevabım Adana mıymış? Evet, bunu da yaptık. Hangi tam sayı yanlış gösterilmiştir? A şıkkı hocam, 6. Hocam sesim gelmiyor. Sesim gelmiyor. Sesim geliyormuş ya. Şimdi geliyor. Hocam. Peki hangi tam sayı yanlış gösterilmiştir? A şıkkı 6, B şıkkı artı 6, C şıkkı eksi 6, D şıkkı artı 0. Artı 0 D. Değil mi? Sıfırın işareti yoktu, nötrdü. Eğer sayının başında işaret yoksa bu pozitif olduğu anlamına geliyordu. Bunu da söyleyelim buradan. O yüzden hocam bir de... Hocam yine pozitif sayılarda şöyle bir şey var. Mesela 6 ya. Ya artı 6 ya da normal 6 diyebiliyorsun. Evet. Peki iki basamaklı negatif en büyük tam sayı? Eksi 10. İki basamaklı negatif en büyük tam sayı. Evet. Eksi 10. Geldim. Hangisi doğru değildir? Sıfır başlangıç noktasıdır. Doğru hayır. Mu? Hayır. Sıfır hocam ama ortalarda. Sıfır. Başlangıç noktası değil mi sıfır? Sıfır referans noktası diye geçmiyor mu çocuklar? Sıfıra göre çünkü pozitif mi negatif mi oldu? Ha, evet. Ben şey yapıyorum ya. Onu demek istemiş yani cümlede. Sıfır başlangıç ya da diğer adıyla referans noktasıdır. Bu doğru. Önünde işaret olmayan tam sayı pozitif tam sayıdır. Doğru mu?
Önünde işaret olmayan tam sayı pozitif tam sayıdır. Doğru sen hocam. Doğru. Hocam doğru. Mesela hocam 6 doğru. Artı 6 evet. Peki 0 pozitif bir tam sayıdır. Hayır. Hayır. Yanlış. Bu yanlış. Peki en küçük pozitif tam sayı? 1. 1. Bu gözüküyor mu çocuklar? Bir tane ya sayı borcu var. Çok oluyor ya. Doğrusunda, ben size anlatayım. Şekildeki sayı doğrusunda eksi 5 ile 3 noktaları arası 8 eş parçaya bölünmüştür. Hı hı. O zaman eksi 5'ten 3'e kaç artmış? Eksi 5'ten 3'e. Kaç fark var arada sayı doğrusunda eksi 5 ile 3 arasında? 8 olabilir mi hocam? 8 fark var değil mi? O zaman 8 eş parçaya bölünüyorsa her parça birer artıyor demek. O zaman A noktası 1 artmış. Eksi 5 ile 1 ekleyince ne geliyor? Eksi 4 değil mi? Bir ekledim. Evet. Yani sağa doğru gidiyorum artık. Peki eksi 4'e 2 eklersem 2 sağa daha gittim. Eksi 2. Eksi 2'ye 2 daha gittim. Cevabım burada. 0. 0'a 2 daha gittim. 2. Artı 2 değil mi? O zaman cevabım. Evet. Ben yanlış işaretledim daha demin. Bu. Geldim sıfırdan büyük tam sayılara nokta nokta tam sayılar denir diyor. Sıfırdan küçük tam sayılara negatif tam sayı denir. Sıfırdan büyük tam sayılara. Pozitif. Hocam yani çok gidip geldiği için anlamam biraz zor oluyor ya. Yok yok. Çok iyisiniz. Şimdi geldim. Bu şekilli bir soru. Bunu geçiyorum. Aşağıda verilen tam sayılardan hangilerin arasında en az sayıda tam sayı bulunur demiş. A şıkkı eksi 5 ile 1 diyor. Şimdi eksi 5 ile 1 arasındaki sayıları sayalım hadi. Neler var eksi 5 ile 1 arasında? Eksi 4 var. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1 ve 0. A şıkkında 5 tane sayım var. Bu aklımda tutuyorum. B şıkkına geçiyorum. Eksi 8 ile 8 arasında kaç fark var? Kaç sayı var daha doğrusu? Eksi 7. Eksi 7. Eksi 6. Eksi 5. Eksi 4. Eksi 3. Yani 5'ten çok fazla değil mi? Bunu saymaya gerek yok. Çünkü soru bana en az sayıda tam sayı bulunur demiş. A şıkkı 5'ti. Onu aklımda tutuyorum. B şıkkını eledim. C şıkkında da diyor ki eksi 83 ile eksi 80 arasında. Hocam bayağı fark var. Eksi 83 ile eksi 80. Hangi sayılar var? Eksi 81. Eksi 80. 2 var değil mi? Sadece 2 sayı var C şıkkında. Yani o zaman en az sayı daha bir de D şıkkımız var çocuklar. D şıkkında da eksi 502 ile eksi 503 demiş. Bunun arasında bir sayı yok değil mi? Ardışık gitmiş. O yüzden en az dediği için cevabıma Denizli dedim. Ay bismillah. Geldim. Yukarıdaki tabloda 3 ile ait sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre sıcaklık değeri en düşük olan şehir diyor. Kayseri eksi 5 derece, Bolu eksi 8 derece, Bursa 2 derece. Hangisi en düşük sıcaklığa sahip olan il? Eksi 8 yani. Eksi 8 yani Bolu değil mi? Bolu evet. Evet.
Hocam? Efendim? Bir şey diyeceğim ya. Sadece ben varım. Bir de kim var derse? Hemen bakıyorum. Ben de varım. Hüseyin var, hocam. Reyyan var, Azra var ve Nilay. 4 kişisiniz çocuklar. Hı-hı. Hocam Nilay bende gözükmüyor. Varmış tamam hocam. Değil mi? Tamamdır. Geldim. Şimdi sorularıma geri dönüyorum. Diyor ki doğru yanlış yapacağız şimdi. Sayı doğrusunda sağ taraftaki sayı solundaki sayıdan küçüktür diyor. Doğru mu? Yanlış. Negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. Bir daha alabilir miyim? Doğru değil mi? Hı-hı. Hocam ben soruyu anlayamadım ya. Bir daha alabilir miyim? Negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. Doğru mu yanlış? Doğru. Sıfır pozitif tam sayılardan büyüktür diyor. Yanlış. Sıfır nötr dedik. Yanlış. Sıfır büyüktür. Eksi 5 büyüktür. Eksi 8. Bu sıralama doğru mu peki? Sıfır büyüktür. Eksi 5 büyüktür. Eksi 8. Doğru. Doğru değil mi? Hı hı. Bunu da geçtim. Hangisi negatif tam sayıdır diyor. 0 A şıkkı, B şıkkı eksi 2, C şıkkı artı 12, D şıkkı 8. B. B değil mi? Geldim. Eksi 4 ile artı 3 arasındaki sayılar hangisidir demiş. Eksi 4 ile artı 3 arasındaki sayıları sayalım hadi. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. Eksi 0. 0. 1. 2. 3. Ve 3. 8. Peki. Diyor ki 3 tane ifade var. İfadelerin tam sayı karşılıkları hangisidir demiş. 30 TL borç. Eksi 30. Evet. Deniz seviyesinin 45 metre altı. Eksi 45. Eksi 45. Aha. 220 TL kar. Oo, artı 220. Artı 220. O sana güzel olur. Başka bir oyuna geçelim şimdi. Hocam ya. Şimdi herkese 200 artı 220 TL olsa ne güzel olurdu. Aha. Bakayım başka. Şu neymiş? Hocam. Efendim. Ya az önce sallandık mı bana mı öyle geliyor? Ankara'da şu an öyle bir durum yok ama sen hangi şehirdesin canım? Gaziantep'teyim hocam ben. Gaziantep'te. Hocam. Şey mi peki? Efendim. Hocam biz Urfa'dayız şu an, bizde bir şey yok. Tamam canım. Bir şey olmasın ama. Çok kötü durum zaten dağdan. Aynen, depresi felaket. Şimdi etkinliklerimize devam edelim. Neredeydi o? Şuydu galiba. Şimdi bir tane test var, onu çözelim. Tamam. Kesin hocam bir de şey ne diyecektim? Kitap, şey ne diyecektim? Bir kitap isteyen siz miydiniz? Ben istemedim canım kitap. Heval hocam istedi. Hatırlamıyorum hocam. Birkaç tane matematik öğrenmenimiz var da
O mu isteriz, siz mi isteriniz diye sormak istemiştim. Ben istemedim canım. Gruba sorarsanız oradan daha rahat iletişim kurabilirsiniz. Tamam. Yani ben istediğimi hatırlamıyorum. İstemedim diye biliyorum ama evet istemedim. Yani hocam gerekiyorsa alalım. Ben size nasıl diyeyim çalışmanız için test dosyası atacağım çocuklar. Onların eğer veriler çıktısını alırsa daha rahat çözersiniz. Ya da hani bilgisayardan Zoom yapıp da hani yine çözebilirsiniz. Bu şekilde. Yani ben hocam çıktı rahat ederim. Efendim? Çıktı daha rahat ederim hocam yani. Bazen çoğunlukla evde olmuyor. Çoğunlukla hocam zaten ben evde olmuyorum. Yapmak daha verimli olur her zaman çocuklar. Bilgisayardan bakıp yapmaktansa çıktısını alıp yapmak daha verimli olur. Ya hocam bazen böyle boyunu ayarlayamıyorsun. O da sıkıntı. Hı-hı. Bir de ben evde olmuyorum ya çoğunlukla. Hı-hı. Dışarıda gezmeyi seven bir insanım hocam ya. Siz de mi? Evde çok fazla durmak istemiyorum. Evde mi? Yani arada diyeyim. Bazen. Eskiden daha çok çıkardım da şu an çok fazla çıkmıyorum çocuklar. Zaten hocam biz dışarıdayız. Daha yeni eve geçebildik. Hı-hı. Şimdi bir doğru yanlış sorumuz var. Diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olacak. Hı-hı. A şıkkı bütün pozitif tam sayılar sıfırdan büyüktür. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bütün tam sayıların mutlak değeri sıfırdan büyüktür. Bir daha alabilir miyim? Doğru. Bütün tam sayıların mutlak değeri sıfırdan büyüktür. Doğru. Doğru. Değil mi? Sayı doğrusundaki bir sayı. Doğru. Sağındaki sayılardan küçüktür. Sağındaki sayılardan. Sağa doğru gidildiğinde neydi? Sayı? Küçülüyordu. Sağa doğru. Küçülüyordu. Büyüyordu. Çünkü sıfırın sağındakiler pozitif, sıfırın solundakiler negatif. Sıfır referans noktası kabul ederek sağa doğru yaklaştıkça sayı büyüyor, sola doğru yaklaştıkça sayı küçülüyordu. O yüzden bu yanlış dedim, değil mi? Geldim. Diyor ki iki basamaklı rakamları farklı. En küçük tam sayı hangisidir? Hocam soru neydi? İki basamaklı, rakamları farklı. En küçük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. İki basamaklı, rakamları farklı. En küçük tam sayı. Sola doğru gidildikçe sayı küçülüyordu, değil mi? Normalde iki basamaklı en küçük sayı deseydi ne olacaktı cevabım? Eksi. Hocam fotoğrafta iki basamaklı rakamlar falan yok ki. 11. soru. 11. soru. Bulamıyorum hocam. Şurada. Elini bir rahatça bakabilirsin. Bakıyorum da en son yaptığım yer soru 3. Aşağıdaki. Hocam benimki de öyle. Bir dakika çocuklar. Paylaşmayı bir durdurayım. Geri paylaşayım. Nasıl olacak? Hangisiydi acaba? Şu an gözüküyor mu? İki basamaklı 11. soruda.